Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün 5. ve 6. devabı. 5. ve 6. deva. Evet abi. 6. deva 2 tane var. İlki. İnşallah. Tamam. 4 5 değil. 5-6 abi. Tamam. İnşallah. Bu 5. devaya baştan başlamadan abi son cümleyi alıp bir mukaddeme yapmak istiyorum ben. Hangisi? 5. deva mı? 5. devanın son cümlesi abi. Diyor ki, senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Bu cümleyi bir yere çekip ondan sonra giriş yapmak istiyorum abi. Abim bir de okur musun? Ha. Senin için hastalık bir sıhhattir. Hastalık sıhhat oldu. Halbuki hastalıktı. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Sıhhatti. Hastalık oldu o da. Bununla ilgili abi. Çok çok tuhaf. Bir dakika. Arkadaşlar duydunuz mu? Demek senin için hastalık bir sıhhattır. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Bir kısım için ölüm başka bir şey için dirilmektir. Birilerinin doğması başka bir yer için ölümdür. Yani aynı kanun devam ediyor. Kanun ilahi devam ediyor. Devam et. 5. deva ile ilgili önce bir mukaddeme yapacak olursak, 5. deva neyden bahsediyor? Hastalığın ifade ettiği manayı farklı bir mecraya taşıyor bu 5. deva. Hastalığa yüklenen manayı, hastalık anlayışımızı değiştiriyor 5. deva. Bazı insanlardaki sıhhatin hastalık olduğundan bahsediyor. Sıhhatin kendisi hastalık olabiliyormuş. Sıhhatin kendisi hastalık. Evet abi. Acayip bir noktaya taşıyor şimdi. Hastalık tanımını da değiştiriyor yani abi burada. Bizim bildiğimiz gibi bir şey değilmiş. Asıl hastalık, hakiki hastalık farklı. Ona giriş yapacak şimdi burada yani. Bu 5. deva. Çok ilginç bir şey diyor. Aynen abi. Yani bu bizim bildiğimiz hastalık değil öyle mi? Evet. Ama hastalık biliyoruz. Evet. Allah Allah. Sıhhatin kendisi hastalık olabiliyor. Bundan bahsedecek. Burada bir sual geliyor şimdi hatıra. Çoklarımızın bedenlerimizde ehemmiyetli bir arıza yok. Bedenler sağlam. Çoğumuzun öyle. O halde bu 5. deva cihetiyle sıhhatliyiz denilebilir mi? Sıhhatli miyiz değil miyiz o zaman? Buradan şimdi okuduktan sonra tekrar değerlendirilebilir. Bu devadan anlaşılıyor ki hepimiz derecesine göre hastayız. Bu sonuç çıkacak buradan abi inşallah. Nasıl olduğu az sonra ele alınacak. Akıl ve ruh hastalıkları ilmi ile ilgilenen insanlar hastalar hakkında şöyle bir ayrıma gitmişler. Hastalar. İki tür hasta var onlara göre. Öyle demişler. Hastaları iki gruba ayırmışlar. Bir, hasta olduğunun farkında olanlar. Hasta olduğunu kabul edenler. Bu birinci grup. Bir de söyle. Hasta olduğunun farkında olanlar. Farkında hasta, olur. Ben hastayım diyor. Kabul ediyor hasta olduğunu. Biri bu. Diğeri hasta olduğunun farkında olmayanlar. Kabul etmiyor hastalığı abi. Bu ikincisi de o. Burada bu birinci şeyin, bu farkında olanların tedavisi kolaymış. Onları tedavi etmek, şifa bulması kolay. Diğerininki kabul etmeyenlerinki zormuş yani abi. Şimdi buraya bağlamak istiyorum da bu sıhhat hastalık konusuna. Buradan şunu anladım ben. Risale-i Nur dersleri içinde bu kanuniyet cari. Nasıl yani? Yani hasta olduğunu kabul eden, yani dersi nefsine alan insana, ihtiyacını hisseden, hasta olduğunu kabul edip Risale-i Nur'a öyle yönelen insana Risale-i Nur tesir ediyor. Şifa oluyor Risale-i Nur. Hasta olduğunu kabul etmeyen insan ise Risale-i Nur'un ilaçlarından pek istifade edemez. Şimdi bunu dinlerken de çoğumuzun hastalığı yok. Bu aslında direkt bize hitap edenmiş. Herkese hitap ediyor yani. Hastalığa yüklenen mana çok değişiyor burada. Az sonra bahsedecek zaten.
Biraz devam edeyim. Bir özet, devam. Bu devadaki ikinci önemli nokta şu. Hususan gençlere gelen hastalığın aslında sıhhat olduğunu bildiriyor. Diğeri de o. Şimdi başlıyoruz abi. Beşinci deva. Ey maraza müptela insan. Ey hastalığa tutulmuş, yakalanmış hasta. Ey maraza müptela hasta. Bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiştir ki, hastalık bazılara bir ihsan-ı ilahidir, bir hediye-i rahmanidir. İhsan-ı ilahi, hediye-i rahmani dedi hastalık için. Bazılarına. Evet abi. Allah hediye gönderdi şimdi hastalık. Ne hediyesi gönderdi? Hastalık. Hastalık hediyeymiş. Allah Allah. Buradan şu anlaşılıyor ki hastalık gelen insan, hasta olan insan Allah'ın hediyesini aldı. Allah onunla ilgileniyor anlamına geliyormuş bu yani. Nasıl oluyor bu? Şimdi açacak. Nasıl Allah'ın ilgilendiğini, onunla ihsan olduğunu, iyilik yapıyor Allah. Hediye göndermiş. Hediye alan insan sevinir normalde. Bu 8-9 senedir liyakatsız olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm, sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Hangi hastalıklı genci gördüm? Evet abi. O zaman. Evet abi. Ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. İkincisi bu. İkincisi bu. Evet abi. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Üçüncüsü de bu. Ahireti düşündürüyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Sarhoş, serhoş, serbaş demekmiş abi. Yani buradan şu da... Şöyle bir şey anladım buradan. Gençlik sarhoşluğu yok. Hususan bu ahir zamanda, ahir zamanında ahirinde işte gerek internetlerle, televizyonlarla, mekteplerle gençler sarhoş yapılıyor yani. Gençlerin kafası, dimağı istikameti kaybediyor bu asırda özellikle. Çok güzel. Hastalıkla beraber gençlik sarhoşluğu ortadan kalkıyor. Dimağın o işte mertebeleri var. Onlar istikametini kaybediyor. İçtimai hayatta, mektepte vesaire böyle ahlak bakımından uygun olmayan bir sürü ortamlara çocuklar ve gençler maruz kalıyor bu asırda. Çocuklar zaten çok önemli. İşte Nur'un birinci talebesi diyor bir yerde abi. İşte ehli dalalet çocukları esas aldığı gibi Risale-i Nur da çocukları esas almış. Bu asırda çocuklara ve gençlere bir hücum var yani. Sarhoş yapılıyor, kafalar darmadağın ediliyor. Hastalık bunu da şeye getiriyor. Vasata getiriyormuş yani. Gençlik sarhoşluğu yok hasta gençlerde. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan-ı ilahi olduğunu iktidar ederdim. Derdim ki kardeşim senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış. Burada dikkatimi çeken, hastalık seni tam uyandırıncaya kadar diyor. Hastalık uyandırıyormuş. Uyanık değil miydi insan, hasta olan insan? Yani gözü açıktı. Demek ki başka bir uyandırmak bu. Neyi? Kafa sarhoşluğundan, gafletten uyandırıyor insanı hastalık. Ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra hastalık vazifeliymiş demek ki. Hastalığın buradan vazifeli bir memur, görevli olduğunu anlıyoruz. Görevi ne? Hastalığın uyandırma memuru. Uyandırmakla görevli hastalık. Hastalık. Evet abi. Tam uyandırıncaya kadar sabra çalış ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra Halık-ı Rahim inşallah sana şifa verir. Hem derdim, senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp, namazı terk edip, kabri düşünmeyip, Allah'ı unutup,
Asıl az önce bahsettiğim konu bununla ilgiliydi aslında. Bir okuyayım cümleyi. Senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp, namazı terk edip, kabri düşünmeyip, Allah'ı unutup, bir saatlik hayatı dünyeviyenin zahiri keyfiyle hadsiz bir hayatı ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harap eder. Dört tane şey saydı burada abi. O bir kısım emsalin ne olur diyor. Gaflete düşüp. Birincisi bu. İkincisi namazı terk edip. Üçüncüsü kabri düşünmeyip. Namazı terk etmek. Kabri düşünmemek. Diğeri Allah'ı unutup. Allah'ı unutmak. Sıhhat bunlarla hastalık oluyormuş işte yani. Devamında şimdi o az önce okuduğumuz cümle. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır dedi. Sıhhat bu bunlarla, cesette bir şey yok. Beden sağlam olduğu halde bu dördünden ne kadar varsa insanda, bedeni sıhhatli olan insan bu dördü ölçüsüyle derecesi nispetinde hasta demekmiş yani abi. Gaflet, namaz, namazı terk edip namaz kılmayan insan o nispette hasta. Kabri düşünmeyip, kabri düşünmek, düşünmeyen insan o derece nispette hasta. Allah'ı unutup, ne kadar Allah hatırında insanın günlük hayatında, ne kadar değilse o kadar hastaymış yani insan. Sen hastalık gözüyle herhalde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasında ukrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Hastalık gözüyle oluyormuş. Ne oluyormuş? Hastalık bir göz yani. Göz dedi abi. Bu da acayip bir tabir oldu. Hastalık insana farklı bir göz oluyormuş yani. O göz neyi açıyor, neyi görmesini sağlıyormuş insanın? İki şey söyledi. İnsanın mutlaka herhalde gideceği kabrini, bir menzilin olan kabrini bunu gösteriyormuş hastalık, göz olup. Diğeri daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. İnsan kendine uygularsa abi, namaza ne kadar ciddi üzerinde duruyor, ne kadar durmuyor, sünnetleri ne kadar kılıp ne kadar terk ediyor. O nispetle sıhhatli ya da hasta oluyor insan yani. Kabri düşünmek, Allah'ı unutmak. Evet. O nispette. Evet abi. Ama bu hastalık gözü ilgimi çekti ya. Evet. Hastalık gözü. Hastalık gözü neyi görüyor? Herhalde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve onun evet. arkasındaki uhrevi menzilleri gösteriyormuş abi. Görüyor. Gösteriyor. Evet abi. Allah Allah, hastalık gözüyle. Ya sihat bu sihatle olmuyor işte bu. Evet abi. Ya işte ömür o kadar be. Onu gösteriyor. Evet, hastalık gözüyle baki değilsin, başıboş değilsin, layımut değilsin, gururu bırak, bir vazifen var, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan diyor bir. Allah Allah. Ya, çok acayip dünya işte. Efendim Seyit abi. Bir şey soracağım da, şimdi bu maraz diye başladı bu nükte, devam pardon. Maraza hep kalbi diyoruz ya abi, eşleştirirken maraz kalbidir, normal hastalık gibi değildir diyoruz. Hani şimdi ben kendim için konuşuyorum, işte zamanında işlediğimiz günahlar, günahlardan meydana gelen yaralar, vesveseler, evhamlar, yani bunlar da ciddi bir hastalık olarak görülüp bu devaya dahil midir? Abi buna dahil edilebilir. Yani şimdi bela vereni buldunsa eğer diyor ya üstad. Hani bu hastalığın bizde devam etmesi bir nevi bu devadaki haletlerin devamını sağlar mı yani? Evet. Evet, evet. Evet. Çünkü gidişat... Abi sesin kapalı. Süleyman abi.
Sesini açıyor. Ha benimki mi? Ben nasıl kapandı? Dur. Orada... Ha dur ben açıyorum. Abi. Aç abi. Buyurun abi. Bir şey söyleyeyim. Devam et, devam. Yani zaten 5. devada sihat belası, hastalık gözü, bu tabirler tamamen şey ya, bu bedensel hastalıktan pek. Bunun üzerinden başka bir şeye geçiyor hastalık. Ya onlar nasıl çıkacak? Mesela o Nadir abi 2 gün önce üşütmüştü, sonra çıktı değil mi? Maddi hastalık. Maneviler de öyle ya. Mesela işlediğin anda hemen karşına bir hastalık belki çıkmayabiliyor. Mesela işlediğin bir günah, bir film, 3 sene sonra bir buhran olarak geliyor karşına. Aktif olmuş. Aynı o manada bu 6. devada irsiyet bırakır diyor abi. Allah Allah. Ruhta irsiyet bırakır diyor. Haramlar. O haramlarda işte buna dahil oluyor. O Allah safalı Allah. Günlere o cümleyi, o cümleyi bir şey yapabilir misin hemen? Yapayım abi. O 6. deva irsiyet bırakır. Evet. Arkadaşlar derse toparlanın. Böyle duygusallığı biraz çıkın böyle. Havanızı biraz hissediyorum. Ama böyle işte. Dünyanın gerçeği bu. Hayatın bu. Odaklanın derse sevgili canım kardeşlerim. Derse odaklanın, duygularınıza akıl mayasını katın. Tamam mı? Böyle biraz hissediyorum bazı şeylerinizi. Yani onu katıştırmayın çünkü Allah Resulü de vefat edince ne olacak demiş sahabeler. Şey demiş ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh işte orada da bir vazife yapmış. Bu dinin sahibi bu ise din bitti diyor. Ama dinin sahibi Allah idiyse Allah ölmedi diyor. Güzel ha tamam mı? Bu dinin sahibi ise din öldü diyor. Herkes omuzundaki yükü zaten götürüyor. Farklı fark olacak hiçbir şey yok ki. Hiçbir şey fark etmeyecek. Ustad vefat etti. Yani yeğen abiler hepsi vefat ettikten sonra ne diyor işte herkes aynı şey. Vefat etti ne yapıyoruz şimdi dersi iptal mi ettik? Yok herkes aynı şey yapacak arkadaşlar. Yani yeter ki bu manevi hastalıktan sıyrılıp hizmet-i maniyenin oluşturduğu iştirak amal uhreviye hissemizi canlı tutmak. İşte nur talebelerinin farklılığı burada. Yani parkurda yürürken, koşarken yanımızdaki arkadaş düşse bile biz devam ediyoruz. Bayrak arkadakiler devam ediyor. Bizim için ölüm yoktur. Nedir? Günah cihetiyle ölüyoruz. Sevap cihetiyle yaşıyoruz. Peki yani baş bizde zaten liderlik yok ki. Müdebirlik var. Müdebir de Risale-i Nur'daki hakikatten icra sevk idaresindedir. Layıkalar elimizde elhamdülillah. Her bir layıka bir saittir. Öyle diyor usta. Her bir layıka bir saittir. Tabi temenni ederiz ama nice varisler de gitti. Bu sondu. Dünya hiçbir şeyin sonu değil. Hiçbir şeyin sonu değil kardeşim. Her şey, herkes omuzuna biraz da hissedecek. O kadar. Daha çok sarıyor yani. Aynen. Yapan yapıyordu zaten. Hüsnü abi varken korkarak layık okumadıkları gibi korkarak nurculuğu aman şey yapmayın diye yapmadı. Yapan yanlışı yapıyor. Yapacak. Yapmaya yapmıyor. Allah'ın imtihan şeyi yani. Din-i Mubin'de de öyle. Ha şimdi o siyata geç. Hissiyatınızı toparlayın arkadaşlar. Akıl mayasını katın lütfen. Tamam mı abiler? 6. devaya geçiyorum abi. Bir katkıda bulayım abi biraz da. Amparta belki çekmiş oluruz kardeşlerimden. O zaman çekme tamam Ali. Ya o manada bir dersle ilgili abi. Dersle ilgili. Ha olur. Ha dersle ilgili. Orada evet hastanın gözü ahirete açılıyor. Fakat üstadın orada bir bakışı var hastaya. Üstad da kendisi hasta olduğu için hem dünya bela ve musibetine düçar olmuş. Hayatı hastalıklarla belalarla geçiyor. O hadiseyi sanki perdesiz burada seyrediyor. Şefkatini dünya için hastaya sevk etmemiş. Hastanın ahiretini görüyor. Yani hastalık gözü bu alemi de görüyor.
ahiret alemini gördüğün gibi bu alemde hastanın dünyaya olan bakışı, nazarı değişiyor abi. Tamam abi. Üstadın kendisi hasta. Doktor devam et abi. Altıncı devaya geçiyoruz abi. Doktorum devam etmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bu hani bir kısım sıhhat hastalık diyor ya. O bir kısım sıhhat yani günahlar ve Allah'tan uzaklaşan her andan bahsediyor ama bu suret. Bunun mahiyeti şöyle olabilir mi Hasan abi, duyuyor musunuz? Duyuyorum. Ne dedin bir de söyle abi. Diyorum ki bir kısım sıhhat hastalık olarak nitelendiriliyor. Yani bu günahlar cihetinden veya yanlış Allah'tan uzaklaştıran her şey olabilir. Bunun sureti bu. Burada mahiyeti de diyor ki günahlar diyor hayat-ı ebediyede daimi hastalıklardır diyor. Evet. Günahlar hayat-ı ebediyede daimi hastalıklar. Ters çalışıyor. Buradaki hastalık orada sihat. Buradaki sihat ekseriyetle oradaki baki bir hastalığa inkılap ediyor. Evet. Doğru. Devam et abim. Altıncı deva. O ürsiyeti burada mı geçecek? Ha, burada geçecek abi. Tamam. O cümleyi okuyuvereyim istersen. Ha, nerede o? Ortasında altıncı devanın abi. Sana va esefa va hasreta dedirten eski zamanda geçirdiğin lezzetli ve safalı o hallerdir ki zevalleriyle senin ruhunda daimi bir elem irsiyet bırakıp ruhunda daimi bir elem irsiyet bırakıp miras bırakıyor. He. Daimi bir elem. O ne? Eski zamanda geçirdiğin lezzetli, safalı haller, günahlar, haramlar, eğlenceler. Bunlar ruhta elem irsiyet bırakıyormuş. Ne vakit düşünsen o elem yine deşiliyor. Bu irsiyet çok acayip. Evet. Şey de öyle, günah ve lezzetler de demek hepsi irsiyet bırakıyor. Evet, tamam, bunu görmek istedim. He. Altıncı deva. Ey elemden teşekki eden hasta. Senden soruyorum, geçmiş ömrünü düşün. Ve o ömürde geçmiş lezzetli safa günleri ve bela ve elemli vakitlerini taattir et. Birincisi, geçmiş lezzetli safa günleri. Bunu eğlenceli, keyifli, böyle. Günah varsa geçmişinde o günler. Diğeri, bela ve elemli vakitlerini taattir et. Sancılı, dertli zamanlarını, elemli. Ha, geçmişteki. Geçmişteki abi. Bunları bir taattir et bakalım. Herhalde ya o ya ah diyeceksin. Yani ya elhamdülillah şükür veyahut va hasreta va esefa, esefler olsun. Kalbin veya lisanın diyecek. Peki hangisi o, hangisi ah dedirtecek bunların şimdi? Dikkat et, sana oh elhamdülillah şükür dediren senin başından geçmiş elemler, musibetlerin düşünmesi bir manevi lezzeti deşiyor ki senin kalbin şükreder. Çünkü elemin zevali lezzettir. O elemler, o musibetler zevaliyle ruhta bir lezzet irsiyet bırakmış ki burada, bu da az önce okuduğumuzun tersi şimdi. Ruhta bir lezzet irsiyet bırakıyor. Ne? Geçmişte yaşanılan elemler, musibetler. Zor anlar, böyle. Bunlar ruhta lezzet bırakıyorlarmış. Hatta bu askerlik anlarını anlatanlar mesela 50 defa anlatsa usanmıyor, lezzet alıyor adam onu anlatmaktan. Sebebi askerlik hatıraları. Ha, işte sebebi orada yaşadığı zorlu anlar ruhuna lezzet olarak kalmış. Her anlatışında keyif alıyor adam ondan yani. Sıkıntı yaşamış orada. Anlatırken lezzet alıyor. Oysa o sıkıntı yaşamış. Sıkıntı yaşamış ya. Orada hoşuna gitmiyordu ama şimdi anlatması hoşuna gidiyor. Bunun gibi bir sürü şeye uygulanabilir. Musibetler, başına gelen geçmişte
herkesin yaşadığı zorlu anlar böyle. Şimdi geçmiş olması lezzet veriyor. Ruhta lezzet, irsiyet bırakmış bunlar. Bırakmış ki düşünmekle deşilse ruhtan bir lezzet akıyor. Şükürler takattur ediyor. Sana va esefa, va hasreta dedirten, şimdi o ikinci kısım. Burası çoğu. Eski zamanda geçirdiğin lezzetli ve safalı o hallerdir ki, zevalleriyle senin ruhunda daimi bir elem irsiyet bırakıp, ne vakit düşünsen, o elem yine deşiliyor. Esef ve hasret akıtıyor. Buradan... Allah Allah. İşte bu çok acayip ya. Bunu yandıran bu galiba. Evet, asıl elem çektiren hastalık değil burada şeye göre. Günahlar, haramlar olduğu için asıl elem çektiren, asıl hastalık günahlardır, haramlardır. Lemalar 209'da şöyle diyor abi. Günahlar, az önce abinin dediği gibi, hayat-ı ebediyede daimi hastalıklardır. Kaçın sayfaydı? 9 mu? Lemalar 209. Ha, 209. Evet abi. Ha, karşıki tarafında. Ha evet. Ne kaçıncı devada? O 8'de abi, 8. deva. 8. devada. Günahlar. Günahlar hayat-ı ebediyede daimi hastalıklardır. Bu hayat-ı dünyevide dahi, bu dünya hayatında dahi ne yapıyormuş günahlar? Kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Allah Allah. Bu dünyada da öyle. Lemalar 8'de de yine benim atıfları abiler önceden söyledi. Bu manada günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, nevzu billah, mahalli iman olan batını kalbe ilişip ifadesi geçiyor orada da. Günahlardan netice itibarıyla böyle kalbe kadar ilişiyor. Şüpheler, vesveseler, yaralar açılıyor. Bu dünyada da böyle hayatını zirüzeber ediyor yani günahlar. Ve şu anlaşılıyor ki işlenen günahlar, İşte o seyredilen gayrimeşru videolar vesaire, ruhta bir elemi miras bırakıyormuş. Buradan o çıkıyor şimdi. Ha, miras, şimdi bu ürsiyetten geçtin değil mi? Evet, evet abi. Burada. Şu çok ağır, ağrıma gitti bu akşam ya o. Evet. Günahlar, şeyler de öyle, sevaplar da ürsiyet bırakıyor. Ürsiyet nedir abi, ürsiyet? Miras bırakmak. Miras bırakmak. Nerede bırakıyormuş, karşıki tarafta söylüyor. 209, 8. devada. Kalpte, vicdanda, ruhta. Evet. Kalpte, vicdanda, ruhta. Peşin peşin şeyi, azabı veriyor. Peki yani. Şey, bunu düşünmek ise dima yapıyor. Dima yapıyor. Sistem acayip ya. Yani mesela dima bugün tahsil yapıyordum da şekilleri. Mecul'e dima vesaire gönderdi mi resim? Onları tavsiye ediyordum. Ya ne acayip bir sistemler donatılmış ya. Bir bakıyorsun bir anda dünyası cehennem oluyor. Bir anda cennet oluyor. Bir acayip anafor. Bir böyle anafor. Bir böyle anafor. Bir böyle anafor. Yani tsunami, rüzgar, tavun, tufan. Bir acayip ya. Ama o kadar harika ki seyretmesini bildi mi? Yani hakikaten sermedi manzaralar. Diğerleri de bizim dünyayı şenlendirmek için, donukluktan çıkarmak için hayvanlar, ağaçlar, nebatatlar vesaire. Hatta diğer insanlar da senin bu dünyada imtihan olman için, bu sistem çalışması için, sende var olan sistemin aktif olması için ben lazımım. Senin sistemin için ben lazımım. Mehmet lazım, şu lazım, o lazım. Hepimiz lazım. Sen bu dünyada teksin. Öyle düşüneceksin. Mahiyet insanı bir cihetiyle. Hepsi bizim mesela etsa ve efradı. İnsan, her bir insan bu dünyada kendisini tek yekta kabul edecek. Bütün insanlar onun etsa ve efradı. Benim bu dünyada yaşamam için, bu sistemler aktif olması için Latifoğlu da lazım, Çehredar da, Emre da, hepimiz de. Hepiniz lazımsınız. Ben de size öyle lazımım. Yani ölümler, gitmeler, gelmeler, kutsiyetler, günahlar, onlar da lazım. Günahları ortadan kaldırırsanız hayattan, yani böyle bir şeyin mevcudiyeti olmasa hayat donuk olur. Ya mesela sırf asr-ı saadet
Resulullah'ın sahabesi gibi olsaydı bütün insanlık, gene hayatta olur. Ebu Cehil de lazım. Yani donukluktan çıkarıyor ama burada irsiyet bırakıyor ya, çok acayip bir şey ya. Yandırıyor. Belki de 10 seneden beri tövbe ediyorsun ama o kabul oldu ya tövben diyelim. Muhtemel. Fakat hala sende irsiyetin devam ettiriyor. Sevap da öyle. Herkes boş sayfasını yazıyor kısacası. Herkes kendisine çarpıyor. Herkes boş sayfasını yazıyor. Bu Halid bin Velid Redialan'ın sözüdür. Bu söz benim değil. Gıybet ettiler seni falan dediler. Hasan-ı Basri'yi, İmam-ı Azam'a herkese bir gıybet edildiği zaman ne cevap vermiş diye merak etmiştim. En garibime giden şu, Halid bin Velid demiş. Gıybet, seni gıybet falanca gıybet etti denildiği zaman demiş ki, herkes kendi boş sayfasını yazıyor. Çok acayip. Hani hakikati hakikat olarak bilen insan yıkılmaz elhamdülillah. Günah da işlese düştüğü yerden kalkmayı bilir. Davaya tutulmuştur. Bu dünya, şöyle bir şey diyeyim, ondan sonra uzatmayacağım. Kardeşler, Allah bizim mi? Allah bizimse, Allah'ın davası da benim davam. Ben birisine çalışmıyorum, kendi davama çalışıyor demeli. Allah bizimse davası da bizimdir. Düşmanı da bizimdir, dostu da bizimdir. Allah'ın memleketi de bizimdir. Çocuk babasına böyle baktığı gibi. Babasının malı kendi malı gibi görür. Allah'ın malı benim malımdır. Allah'ın dostu da düşmanı da benimdir. Hadi devam et abi. Çok acayip bir şey. Bu hissiyet etkiledi beni biraz. İlk defa gördüm bunu. Manevi bir lezzeti deşiyor diyor. Manevi bir lezzeti deşiyor. Deşiyor. Evet. Vallahi öyle anlar oluyor ki ölüm büyük nimet de. Yani ölümü biz hayatı farklı anlamışız ki ölüme anlam değiştirmişiz. Hayata Kur'an'da görmüştüm Kur'an'da. Ben bil mana 5-6 tane ayeti hulasa edeyim, yuvarlayayım, harmanlayayım. Ölümü kimler kerih görür diye. Hapiste bu Kur'an psikolojisi yazıyordum ya o zaman. Ölümü kim kerih görür? Hayat-ı dünyeviyi perestiş eden, dünya muhabbetini kalbine indiren onlara o nispetle ölüm kerih gelir. Siz diyor ölümü kerih gördünüz. Başka cihadı da kerih gördünüz, çirkin gördünüz. Dünya perestlikten kaynaklanıyor. Cihat ile kılıç almak değil. Kitap okumuyoruz kardeşim. Kur'an okumuyoruz kardeşim. Videolardan kafayı kaldıramıyoruz ki bakalım. Cihat bu. Eskidendi kılıç. Şimdi öyle değil ki. Adam kılıcı sallıyor YouTube ile. YouTube'da video ile kılıç sallıyor. Hadi iftara yakın gününüz, hadi girme. Kılınca mukabele et. Kılıç bu kardeşim şimdi. Evet. Doktorum, evet. Özür dilerim. Estağfurullah. Hı. Ruhta günahlar ne yapıyormuş abi? Ruhta bir elemi miras bırakıyor, irsiyet bırakıyor. Allah Allah. Peki buna yani yaşadığımız toplumda bunu tasdik eden bir tablo var mı? Var. Hı. Günahların akabinde psikolojik rahatsızlıkların gelmesi. Bir de her eve televizyon girmesi ve sosyal medya kullanımının artması ile toplumda psikolojik hap kullanımının artması da bunu tasdik ediyor. Ruhta elemi irsiyet bırakmış ki günahlar, haramlar. Toplumda o işte birinci sırada mı, ikinci sırada mı ne o psikolojik hapların kullanımı mesela? Şu anda değil mi? Çok en seviyelerdeydi yani. İşte ya da o geçmişi böyle kötü geçmiş günahlarla, haramlarla geçmiş gençlere baksan rahatsızlıkları var, şeyleri var. Bunlar tasdik ediyor bunu yani. Ruhta irsiyet bırakmış ki bu hale gelmişler yani. Toplum doludur bunlarla abi yani. İnsan acıyor biliyor musun? Evet. Allah Allah. Yani geçmişini böyle kızıdıkça deşet alıyor. Ahiret ciddi yaklaştı. Ölüm yoktu dünyada. Korona ile dünyaya ölüm geldi. Ölümü hatırladı. Ondan sonra şu anda dehşet alıyor. Geçmişe bakıyor enkaz. Geleceğe bakıyor ümit yok. Risaleleri de bilmiyorsa. Yeis maniher kemal ya. Aman ya Rabbi. Allah Müslümana yardım et ya Rabbi.
Risale-i Nur'u nasip et Allah'ım. Risale-i Nur'u nasip et ya Rabbi. Risale-i Nur'u nasip et Allah'ım. Allah'ım Risale-i nasip et. Bunun dışında tutunamazsın ya vallahi. Bugün yürüdük ya, yürü. Bir uzanayım dedim. İnan ha, doğru söylüyorum. Evet, uzandım. Dakika olmadı. Ya dedim, bu mübarek Ramazan'da uzanmak neyimize ya? Kalk tasfiye et şunları. Kafa çalışmayacak işe ya. Yani kendini yönetmeyi, at gibi binmeyi beceremezsen seni sürükler ya o. Sürükler ya. Evet abi. Evet doktor. Madem bir günlük gayrimeşru lezzet bazen bir sene manevi elem çektiriyor. Allah Allah. Bir de oku abim. Madem bir günlük gayrimeşru lezzet bazen bir sene manevi elem çektiriyor. Aynen. Ve muvakkat, geçici, bir günlük hastalıkla gelen elem tam tersi. Bir günlük lezzet ama ne günahlı haramlı bir şey lezzet. Bazen bir sene manevi elem çektiriyor. Diğer taraftan hastalığa, sıkıntılara, musibetlere, insan katlandığı zorluklar. Muvakkat bir günlük hastalıkla gelen elem, çok günler manevi lezzeti sevapla beraber, hastalık için, zevalindeki halas ve kurtulmaktan gelen manevi lezzet vardır. Buradan ne anlamışız? Kısa ve geçici olan hastalıkta, muhakkak iki çeşit lezzetten bahsetti burada. Birincisi uzun süren, çok günler olan sevap lezzeti. Sevaptan, sevabın bir lezzeti var. Diğeri muacepleşin yani sevabın. Evet, evet abi. Diğeri hastalığın gitmesiyle gelen lezzet. Bir de ha, bu varmış. İki tane. İki tane. Bir tane neydi abi? Birisi lezzeti sevap, diğeri zevalindeki halas ve kurtulmaktan gelen manevi lezzet. Hastalığın gitmesiyle. Burada bir de şey kullandı abi, halas zevalindeki, hastalık gidiyor ama halas ve kurtulmaktan gelen manevi lezzet dedi. O halas dedi mi o ya? Nasıl abi? Nerede diyor? Bu hemen alttan dördüncü satır abi. Öyle mi? Halas zevalinde, ha halas varmış he. Allah Allah. Halas lügatta kurtulma demekmiş abi. Kurtulmak. Diğeri o da kurtulmak. Bu iki tabir dikkatimi çekti benim şimdi. Peki, zevalindeki halas ve kurtulmak diyor. Birisi Arapçasını kullanıyor, birisinin Türkçesini kullanıyor. Doktor, bu mutlaka burada bir incelik var gibi. He, burada Allah-u Alem şöyle şey yaptım ben abi. Halas da kurtulmak, kurtulmak da kurtulmak. Peki fark ne burada? Allah-u Alem halas, manevi hastalıklardan kurtuluş. Manevi kirlerden kurtuluş. Çok güzel. Ve maddi hastalıklar da manevi hastalıklardan kurtuluşa vesile oluyor. Maddi bir hastalık gelince insana, aynı zamanda manevi olarak da iç alemini de, fikrini, hissini şey yapıyor, temizliyor. İstikamete getiriyor. Maddi hastalık maneviyatını da etkiliyor insanın. Bu harflerine baktım abi. Halas, hı, lam, elif, sad harfleri var bunda. Halas. Hı, hı. Lam, elif, sad. Sad. Ha. Bu harfler ihlas kelimesinde de var. İhlas. Aynı. Başta elif var. O halde Allahu Alem halas şöyle bir şey olabilir. Benim yanlış olabilir. Allah ile aranda set olan putlardan kurtuluş. Allah Allah. Ha. Eğer uygun olursa ihlasla bu şey. Böyle halas manevi o kirlerden. Arada setler var Allah'la aranda. O manevi hastalık kısımlarından, kir kısımlarından kurtulmakla, onun gitmesiyle bu sefer Allah'a yakınlaşmış oluyor insan. O setler kalktı, halas oldu. Putlaştırdığımız şeyler, öyle mi? Ha, tam da onu diyecektim ben abi. Mesela enaniyet, Allah ile aranda, mesela enaniyet. Allah ile aranda set olmuş olması manasıyla bir nevi puttur. Hastalık ile insan enaniyetten halas oluyor. Acizlerini, fakirliğini, yapanın kendisi olmadığını bildiriyor hastalık. Çok güzel. Enaniyeti böyle arada put gibiydi Allah ile aranda. Ya da mesela hubbucah hissi, hastalık zamanında ondan halas olmak var. Kim düşünecek hastalık zamanında, zaten inliyor yani. Gibi yani, böyle çoğaltılabilir bunlar.
Bu sefer Allah'a yakınlaşıyor insan hasta. Ha. Abi halisle minen nar var ya. Halisle, ha. Evet. Halisle minen nar. Halas eyle. Minen nar. Değil mi? Evet. Aa, güzel. Güzel bulmuş Allah. Çok güzel. Maşallah. Elhamdülillah. Ötekisi de kurtulmak. O zahiri mekanla alakalı herhalde. Kurtulmak Türkçesi de mekanla olan günahtan kurtulmak. Birisini manevi dedin ya, enaniyet, gurur, hubuca. Yani Allah ile alemimizde put olan halas. Ötekisi de kurtulmak herhalde şu mekanla, bedensel günahlar. Ha, bedensel hastalıktan ya da kurtulmak. Evet. Diğeri manevi hastalıklardan gibi yani. Vay be. Güzel, çok hoş yakaladık. Şey... Süleyman kardeş, şey olabilir mi? Biri mülk, melekut veya zahir, batın gibi. Evet abi, evet. Aynen olur. Yani çok iki şey çok hoşuma geldi. Bir, irsiyeti yeni duydum. Burayı ilk defa, bunlar bizim kitapta yazmıyor da, senin kitapta irsiyet yazıyor galiba. İlgimi çektiğini söylemek istiyorum. İrsiyeti hiç görmemiştim burada. Bir de halasla kurtulmayı öyle eşit yapmışız. O Arapça kök harfleriyle Allah ile aramızdaki putlara şey yapmak çok mükemmel olmuş. Maşallah. Allah ile aramızdaki putlar. Makam sevce, makam baş olma sevdası, enaniyet, gurur, kin, haset, öfke, nefret. Öyle diyor ya, öfke diyor, dinini götürür diyor. Allah Allah. Öfke götürüyor. İmanı bozar diyor. İmanı bozar ya. Çünkü öfke anında ne diyeceğini bilmiyorsun ya. Şehvet şeyi örter diyor. Ruhunu örter. Öfke imanını bozar. Böyle hadis okudum böyle de. Çok ilginç böyle. 7 tane Ekberül Kebair ne yapıyor diye. Demek ki bu halas ya. Çok güzel bir şey yakalattırdı sana da. Senin başındaki... Halasla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Ölçü buyur de Abdullah. Şimdi ben de bunu o şekilde Süleyman abinin anladığı gibi anladım. İhlasa sevk etmek gibi anladım. Onunla alakalı bir ufak bir şey anlatayım abi. Bir dünyevi makam sahibi bir zat bir şekilde benim hacamat yaptığımı duymuş. Aracıyla bana ulaştı. Çok böyle muzdarip bir rahatsızlık olduğundan dolayı ne dersin bu konuda, olur mu dedi. Ben de çok iyi olur dedim. O kişiye hacamat yapmaya gittim. Ta işte Özal'ın, Anadolu Partisi'nin Özal'ın rakibi olan bir adam o zaman yani. O kadar şey birisi. Ama onun çocuğuna bir çare bulamamıştı bir şekilde. Hacamattan sonra da çok büyük fayda gördü. O kişi bütün enaniyetleri bana karşı terk etti. Normalde yolda görse selam vermez. Bayramlarda beni arıyordu. Yani Ramazan bayramında, Kurban bayramında, Kandil gecelerinde bu şekilde ondaki şeyi özellikle çok aslında bakma Arap olduğu ama Müslümanlığa da çok yakın birisi değil. Oruç mu oruç öyle bir şey yok. O şeyleri benim dindarlığım bildiği için hatta kendini o şekle bile sokmaya çalışıyordu. Yani işte cuma gecelerinde arıyordu. İşte kandille de arıyordu. Onu o noktada ihlâfı sevk ediyordu. İhlâs neydi? Allah'la aramıza girip şeyleri Süleyman abinin buyurduğu gibi. Ortadan kaldıran hukukatdır, şöhret, destektir, enaniyettir, bu gibi maddi menfaattir, bu gibi şeylerin hepsini onun o hastalık, hatta kendinde de değil bak çocuğunda olmasına rağmen o hastalık ondan o vesileyle idare etmişti. Bu mamaya da çok uyuyor ya Süleyman abinin söylediği. Ama bunu yakalanması Allah işte nasip etti işte. Devam et abim. Senin başındaki şimdilik bu muvakkat hastalığın neticesi ve iç yüzündeki sevabı düşün.
Bu da geçer yahu de, şekva yerinde şükret. Bu da acayip bir cümle abi. Bu da geçer yahu. Bu başlı başına bir tedavi yani abi. Bu da geçer yahu. Bu Anadolu'daki yahu var ya, aslında hu kulüvallah'taki hu var ya, hu ve samir. İsim bu. Bu normal sokak tabiri de değil. Ben de onu biliyordum. Yahu hani derler ya, haydan gelip hu'ya gider. Yani öyle sen değerlendiremedin anlamında. Yoksa Allah'ın da Allah'a gidiyor. Akan su Allah için israf değil ki. Allah'tandı, Allah'a gidiyor. Hu, kulüvallahu, Allahu'daki hu, o. Yani bu da geçer de, diyen adam, yahu, ey Allah, ya da nida, ya Allah manasında. Bu Anadolu'daki yahu, hu, komşu hu, birbirimize Allah'ın ismiyle çağırırdık. Hu, komşu hu, haydan gelip huya gider mesela. Osmanlı'nın en kötü sözü velettir. Velet ne demek? Çocuk demek ya. Hu, komşu hu, hu, Allah yani. Yani Allah diyor, ses vermeyi Allah ile diyor yani. Bu da geçer. Değil mi? Başka? Evet, evet. Bir şey var mı bundan çıkarttığı? Yok çıkan? Abi, bu kadar. Çekme yerine şükret. Evet, diyeceğiniz bir şey varsa sizin alın. Arkadaşlar, herhalde çıkarımlarını okuyun, notlarını mı? Ha, okudum bunları abi. Tamam, okudum. Çoğunu okudum yani, ha. Tamam. Şey yapmak isteyen var mı böyle? Yani çok öz, az böyle izah tarzına değil de böyle bir doktora sormak istediği veya çıkarımı olan varsa şey yapabilir, istifade edebiliriz. Dersin içine pek sokmuyoruz ama böyle şimdi dersten sonra, çünkü çıkmak isteyen çıkabilir. Çünkü yarım saat, 20 dakika dendiği için kısa tutmaya çalışıyoruz. İşte o kadar yapabiliyoruz. Peki, Fatiha'nı çek o zaman. Allah rızası için el-Fatiha. Allah'ın sınavısı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillah Rabbil Alemine Rahman ve Maliki Amin. Amin. Gecemizi Allah mübarek etsin inşallah. Cenab-ı Hak. Allah razı olsun hocam. Amin. Ecmaîn. Şey yapabiliriz. Allah razı olsun. Ecmaîn.